Bugünkü yayınımızın konuğu TÜSTAŞ baş test pilotu Sayın Murat Özpala olacak. Murat Özpala 1971 yılında İzmir'de doğmuş bir fani. 1985 yılında askeri liseye pilot olma hayaliyle girişimle başlıyor aslında serüven ki 5 yaşından itibaren pilot olma hayaliyle yanıp tutuşan bir çocukluğum var benim. Okuduğum kitapların ve bazı büyüklerimin de etkisiyle. 85 yılında başlayan askerlik hayatı işte arkasından 89 yılında Hava Harp Okulu, 91 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği, 94 yılındaki mezuniyetten sonra da Hava Kuvvetleri'nin çeşitli üs ve filolarında hem muharip savaş pilotluğu hem de öğretmen pilotluk yaptığım toplam 25 yıllık asker hayatım var. O uçaklarla memleketin semalarını koruyacak insanları yetiştirmeniz için bir kere bu insanların bu harcadığınız gayretlere, emeklere, kaynaklara değmesi gerekiyor. Bu da tabii zihinsel ve fiziksel olarak ciddi anlamda zorlayıcı bir süreç olan pilotluk macerası hiç kolay bir iş değil. Ciddi anlamda kaynak tüketiyoruz. Çok fazla para harcamak zorunda kalıyoruz. Yani bir saatlik uçuşumuzun bedeli milyarlar. Dolayısıyla çok ciddi kaynak harcamanız gerekiyor. Buna değmesi için de fiziksel ve zihinsel belli bir kondisyonda bulunması gerekiyor. Hakikatten ve adaletten ayrılmamalı diyorum insan. Hür yaşamalı. Hür bir akıl, hür bir vicdan, hür bir fikir dünyasına, düşünce dünyasına sahip olmalı diyorum. İnsanlık tarihi boyunca hep bu çalkantıları yaşamış ve yaşamaya da devam edecek. Lütfen genç kardeşlerim, bu yaşanan çalkantılara bakıp da moralinizi, motivasyonunuzu yitirmeyin, odaklanmanızı kaçırmayın, hayallerinizi ertelemeyin, hayallerinizin peşinden kendi kanatlarınızla gidin. Mutlu günler sevgili izleyiciler, mutlu günler. Mesleki Gündem programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızın konuğu TÜSTAŞ baş test pilotu Sayın Murat Özpala olacak. Kendisini hazır yakalamışken gerçekten inanılmaz bir iş yapıyorlar. Hür kuşla, semalarımızda, hür semalarımızda, hür kanatlarımızda, bu kendisinin sözü olduğu için söylemek istedim. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Çok büyük bir cesaret, çok zor işler bunlar. Her şeyi konuşacağız ama öncelikle Murat Bey'e hoş geldiniz yayınımıza demek istiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum ben de. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin Ankara'daki ana fabrikasındaki ofisimden sesleniyorum herkese. Teşekkür ediyorum, Harika bir merhaba ofis. diyorum. Merhabalar. İlk katıldığınız yayınımıza. Herkes semalarda görüyor sizi. Tabii sizi birebir göremiyorlar ama o güzel uçakla yaptığınız hareketleri, o kombine hareketleri gördükçe böyle biz Türk'üz ya, hani böyle bütün kanımızın böyle çekildiğini düşünüyoruz ve heyecanlanıyoruz böyle. Siz oradasınız, biz böyle kendimizi daha bir güvende hissediyoruz. İnanın bütün duyguları yaşıyoruz. İsterseniz şöyle başlayalım. Murat Özpala aslında kimdir? Dostum, Murat Özpala 1971 yılında İzmir'de doğmuş bir fani. 1985 yılında askeri liseye pilot olma hayaliyle girişimle başlıyor aslında serüven ki 5 yaşından itibaren pilot olma hayaliyle yanıp tutuşan bir çocukluğum var benim. Okuduğum kitapların ve bazı büyüklerimin de etkisiyle. 85 yılında başlayan askerlik hayatı işte arkasından 89 yılında Hava Harp Okulu, 91 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği ile birlikte 94 yılındaki mezuniyetten sonra da Hava Kuvvetleri'nin çeşitli üs ve filolarında hem muharip savaş pilotluğu hem de öğretmen pilotluk yaptığım toplam 25 yıllık asker hayatım var. Bunun 15 yılı bilfiil muharip jet uçucusu olarak geçti ve 2010 yılında da TUSAŞ'ın Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığından yazılı talebiyle ben Hava Kuvvetleri'nden TUSAŞ'a test pilotu olmak üzere istifa ederek ayrıldım ve 2010 yılından beri de burada bu milli emanetler olarak gördüğümüz uçakların gökyüzüyle buluşmasını sağlıyorum. Şimdi Murat Bey, öyle bir hayat hikayesi anlattınız ki yani böyle adanmışlık var, karar verilmiş bir durum var, onun arkasından hedefe koşma var, yıllar böyle geçmiş. Yalnız kader öyle bir ağlarını örmüş ki hani her istediğiniz gerçekleşmiş. Yani bu havacılık sektöründe olmak istediğiniz, askeri okula girmek istediğiniz, oradan
Mezun olduktan sonra uçak mühendisliğini, oradan sonra askeriyedeki o geçen süre, sonra da şimdi test pilotluğu. Yani hani şöyle söyleyeyim, başarı böyle hani azim başarılı olanın yanında mıdır, ya da böyle hani istek, başarı, azim, şans, bunlar bir araya mı gelir? Biraz bahseder misiniz? Böyle gerçekten öyle olmadı mı sizin için de? Her şey denk gelmedi mi? Elbette. Elbette, elbette. Kesinlikle. Bizzat yaşadığım için aslında böyle ta ciğerimden anlatabileceğim sorular aslında, cevapları açısından. Ya bir kere başarı dediğiniz kelime sözlük anlamıyla bir şeylerin üstesinden gelmek, bir zorluğun üstesinden gelmek. Dolayısıyla önce karşınıza bir takım zorluklar çıkarmanız gerekiyor ki bunları başarabilesiniz, bunlara erişebilesiniz. Bu da tabii her şeyden önce hayal kurmakla başlıyor, istemekle, arzu duymakla başlıyor. Yani benim çocukluk yıllarımda rahmetli babamın 5 yaşında 1976 yılında bana kapının önünde elinde plastik bir C-47 uçağı maketiyle dikilmesiyle başlayan, sonra büyük dayım sevgili Bahadır Altan'ın 1978 yılında Malatya Erhaç 171. Korsan Filo'dan F-4 uçağının önünde çekilmiş bir fotoğrafını yollamasıyla da kesinlikle bu uçağı uçurmak istiyorum, ben de dayım gibi savaş pilotu olacağım dememle aslında çok küçük yaşta kendime bu hedefleri belirlemiştim. Ve bunlar aslında ciddi anlamda kendimi adadığım ve hiçbir zaman aklımdan çıkarmadığım hedeflerdi. Bu hedefleri şekillendiren tabii bir takım yanal faktörler var. Onlardan en önemlileri de kitaplar. Özellikle Jules Verne'in Ay'a Yolculuk, Balonla 5 Hafta, Denizler Altında 20 Bin Fersah gibi tüm kitapları. Richard Bach'ın Martı kitabı, Jonathan Livingston denen Asi Martı'nın sürüsünden ve onların kadim geleneklerinden ayrılarak, aklını vicdanını hür kılarak gökyüzünde çıktığı maceraları anlatan ve tabii ki Antoine de Saint-Exupéry'nin, yine bir pilot olan bir yazar Fransızın, Küçük Prens adlı kitabı. Ve hani bu kitaplarla birlikte benim için artık yol ciddi anlamda şekillenmeye başlamıştı. Buna bir de 1982 yılında vizyona giren Richard Gere'in Subay ve Gentleman isimli filmini ve 1986'da da yine vizyona giren Top Gun filmini eklersek, benim ilk gençlik, çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda bu ana belirleyiciler aslında biraz beni motive etti. Biraz demeyeyim, tamamen onlar motive etti. Ve tabii bir şekilde nasip oldu ve ben kendimi asker lisede bu işe başlamış olarak buldum. Başarı kolay bir şey değil. Bir şeyleri istemek, bir şeyleri hayal etmek elbette önemli. Bir başlangıç teşkil ediyor ama o hayalleri kurduğunuz anda hayallere giden yolda önünüze çıkan nice zorluklar var. O zorlukların üstesinden gelmek başarıyı getiren şey. O zaman başardım diyebiliyorsunuz. O zorlukları muhtemelen buradaki program süresi içerisinde anlatmam mümkün değil. Ama yaptığım işin sıra dışılığı, bu işi yapmak için sahip olmanız gereken donanımları kazanmanın gerektirdiği zaman, gerektirdiği emek, çekilen acılar, ızdıraplar, fiziksel ve zihinsel zorluklar, yatılı askeri okul hayatları, askeri disiplin vesaire, bunların tamamı bir araya geldiğinde hakikaten üstesinden gelmem gereken çok fazla şey oldu hayatımda ve buna sanırım alıştım. Şu an beni kolay kolay hiçbir zorlukla korkutamaz hiç kimse. Zorlukları cazip gören bir hayat alışkanlığım var. Tam tersine, bir yerde zor bir şey olduğu zaman eğer onu yapmaya kimse cesaret edemiyorsa ben mutlaka elimi kaldırırım. Ben yaparım derim. O yüzden zaten köyün delisi diye de bir lakabım var. Aslında biraz bundan kaynaklanıyor sanırım. Zorluklar gerçekten aslında üzerine gidilmesi gereken, cazip görülmesi gereken şeyler. Çünkü hayatımızı gerçekten anlamlı kılan her şey onların arkasında. Orada saklı. Konfor bölgemizde değil. Zorlukların arkasında. Şimdilik bu şekilde özetleyebilirim. O kadar güzel özetlediniz ki şimdi ben böyle hani sizin hayatınızla beraber ilerlerken şöyle düşünüyorum. Belli olması gereken yaşta size motive kaynağı olan filmler sırayla gelmiş. Hani Top Gun'a kadar olan süreç içerisinde hepsi o yaşlarda izlemeniz gerekendi. Öncesinde dayınızın evet. gönderdiği fotoğraf o yaşta görmeniz gerekendi. Ama evet. her şeyin ötesinde başka bir şey söyleyeceğim.
Sizin istediğiniz çok özel yetenekleri olan insanların başarabileceği şeyler. Siz ne kadar çok isterseniz isteyin, Allah'ın size verdiği o sağlıklı beden yapısı, keskin gözler, işte o basınçlara dayanabilecek damar genişliği, işte sağlıklı yapı evet. olmuyor olsaydı yine olmayacaktı. Aslına bakıyorum evet. da siz gerçekten pilot olmak için yaratılmış bir durumdasınız. Hani onun üstüne de bu duygu da size aşılanmış bir şekilde ve her şey o yüzden böyle çok güzel geçti diye düşünüyorum. Çok güzel derken tabii ki yatılı okul zamanlarındaki o çektiğiniz acılar, yokluk, işte ailenin sizden uzaksınız, yaşananlar, ben bu yaşında 14 yaşında askeriye gittim, bunlar nasıl bir şeydir Allah'ım, bu zorluklar bir tane, onları saymıyorum bile. Hani bunların hiçbirinin kolay olduğunu düşünmüyorum ama sanki motif sizin buraya gelmeniz işlenmiş gibi kaderinizde diye düşünüyorum. Bu arada köyün delisi dediniz ya, şimdi aslında onun ben köyün kahramanı olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi herkesin tercih etmediği, ya yok, ben yok ben yapmayayım bunu dediği şey ülkemiz için aslında ne kadar önemli bir şey. Yani orada birinin gönüllü olup, biz bakın şu anda hiç bundan habersiz bir şekilde yaşıyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Ama orada o dakikada Burak Özpala'nın yaptığı bir tercih var. Diyor ki tamam ben yaparım. Bakın hala Türkiye'de 87 milyon şu anda bunu bilmiyor. Ama o anda, o dakikada Murat Özpala diyor ki ben test ederim. Ben yaparım, tamam ben yaparım. Bunu evet. yapması demek aslında 87 artık Türkiye hani sadece kendi sınırlarıyla bağlı olan bir ülke demek değildir. Türkiye aslında Türkiye bu sınırlarla Türkiye demek değildir. Daha da ötesi vardır bu anlayışın biliyorsunuz. Birçok umudu olan insan var bizden. Ve dolayısıyla evet. bütün hepsi için bir şey yapmış oluyorsunuz ve insanların hiç bilmediği noktalarda inanılmaz işlere tarihe imza atmış oluyorsunuz. O testi siz yapmış oluyorsunuz, o işi siz yapmış oluyorsunuz. Süper kahraman diye, ben köyün delisi değil de süper kahraman diye düşünüyorum. Şimdi biz böyle bakıyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. Sizin yaptığınız işi seçmek isteyen değerli arkadaşlarımızın hangi tür yeteneklerinin ya da fiziki durumunun yeterli olması gerekir. Neler olması gerekir ki üstüne bir de Murat Özpala gibi bir şeyi çok istiyor olsunlar. Evet. Evet, cevap vermeye çalışayım. Aslında tabii şöyle, birçok konuda bize verilmiş olan, Tanrı tarafından, Allah tarafından bahşedilmiş olan bir takım özelliklerle dünyaya geliyoruz. Bunları seçme şansımız yok. O yüzden her şeyden önce bu işi yapabilecek olan insanları, yani o memleketin kaynaklarıyla, insanların, vatandaşların vergileriyle ortaya çıkarılmış oldukça pahalı projelerin, uçakların içerisine koyup o uçakları emanet edeceğiniz ve o uçakları birlikte geliştireceğiniz ya da o uçaklarla memleketin semalarını koruyacak insanları yetiştirmeniz için bir kere bu insanların bu harcadığınız gayretlere, emeklere, kaynaklara değmesi gerekiyor. Bu da tabii zihinsel ve fiziksel olarak ciddi anlamda zorlayıcı bir süreç olan pilotluk macerasında, özellikle askeri savaş pilotluğunu ve test pilotluğunu kastederek söylüyorum. Hiç kolay bir iş değil. Ciddi anlamda kaynak tüketiyoruz. Çok fazla para harcamak zorunda kalıyoruz. Yani bir saatlik uçuşumuzun bedeli milyarlar. Dolayısıyla çok ciddi kaynak harcamanız gerekiyor. Bunu yaptıracağınız insanların buna değmesi için de fiziksel ve zihinsel belli bir kondisyonda bulunması gerekiyor. Ben çok şükür hani o anlamda fiziksel olarak ve zihinsel olarak herhangi bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Ama şunu da itiraf etmeliyim. Ben ortalama yetenekte ve ortalama zekada bir insanım. Yıllarca uçuş öğretmenliği de yaptığım için kendimden çok daha zeki, kendimden çok daha yetenekli öğrencilerim oldu benim. Onların bazıları şu an sizin Solo Türk Yıldızları diye izlediğiniz çocuklar, onların hemen hepsi benim öğrencilerim. Gurur duyuyorum hepsiyle. Yani bu tamamen bu tamamen böyle ekstra yetenekli, çok böyle akıl almaz işler yapabilecek kabiliyetlerle donanmış olmayı gerektirmiyor. Bir standardı var bu işi yapmanın ve sizin o standarda ulaşmak için kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. Fiziksel olarak sağlıklı olacaksınız, zihinsel olarak da biraz dayanıklı olacaksınız. Kolay vazgeçmeyeceksiniz, kolay pes etmeyeceksiniz. Size verilen eğitimi dibine kadar özümsemeye, içinize sindirmeye çalışacaksınız. Yani bunu yaptıktan sonra olmayacak bir şey yok. Yani
Bana bazen gençler, özellikle kendi çocuklarım, ben 4 oğlan babasıyım ve Ay hani maşallah ya. çocuklarımdan, Bırak ben. eyvallah, Harika. çocuklarımdan hiçbiri, eyvallah, sağ olun hepsini inşallah. Şu ana kadar 4 oğlumdan bir tanesi bile baba ben pilot olmak istiyorum demedi. Ben bazen sorarım onlara neden, niye istemezsiniz böyle bir şeyi diye. Senin halini görüyoruz diyorlar. Çok zor bir iş. Buna üzülüyorum. Yani ben çocuklarımdan bunu duyduğuma üzülüyorum. Çünkü ilginç bir şekilde bizim 70'li 80'li yıllarda belki çok fazla seçeneğimiz olmadığı içindi, bilemiyorum. Özellikle benim çok da yoktu açıkçası. Yani öyle çok durumlu, çok varlıklı bir aileden gelmiyorum. Benim yani bir şekilde hayallerimi gerçekleştirmem için bu zorlukların tamamını cazip görmek gibi bir zorunluluğum vardı. Ama günümüzdeki çocuklara bakıyorum, herhangi bir şeye mecbur değillerse asla enerji harcamıyorlar. Konfor bölgelerinde kalarak, hatta mümkünse bir odada, bir bilgisayarın başında kalarak, ekran başında oturdukları yerden bir takım işleri yapabilmeyi ve hayatlarını geçirmeyi hayal edenleri var. Buna da açık söyleyeyim, üzülüyorum. Çünkü hayat bilgisayar başında değil, hayat dışarıda, hayat gürül gürül akan bir şey. İçerisinde olmamız lazım, insanlarla iç içe olmamız lazım. Yaptığımız işlerin kesinlikle bu dünyayı daha yaşanabilir, daha iyi bir yer haline getirdiğinden emin olmamız lazım ve yaptığımız işin ana motivasyonunun bu olması lazım. Bizden başkalarına, insanlara ve dünyaya faydalı bir şeyler yapıyor olmak. O anlamda benim hissettiğim tatmini kelimelerle anlatamam. Müthiş bir duygu. Harika anlattınız. Gerçekten çok doğru. İnsan bazen çocuklarına da hani hem kıyamıyorsunuz, hem istiyorsunuz ki işte başka şekilde düşünsünler. Ama bir taraftan diyorsunuz ki yapacak bir şey yok yani hayat böyle. Yani çok Evet. sevdiklerinize de bazen bir şey diyemezsiniz. Ama hayatta siz şundan eminseniz yani bu yaptığınız iş sadece kendiniz için değil. Gerçekten iz bıraktığınız çok güzel şeylere vesile olan dediğiniz gibi ülke savunmasına vesile olan düşünebiliyor musunuz? Ne kadar önemli işler. Onlar da babalarının bu yaptıklarıyla övünürler. Belki ileriki zamanlarda onlar da farklı güzel tercihler yaparlar. Kısmet sizin gibi babanın çocuklarında mutlaka öyle olacağını düşünüyorum ama aynı zamanda kendi çocuklarınızdan bahsederken bütün bu son nesilden de bahsetmiş oluyorsunuz. Aslında bunları söylemeniz hani biraz önce söylediniz ya hani benim hissettiğim o motivasyon, o duygu, hani yaptığınız işin aslında çok güzel şeylere vesile olduğunu biliyor olmak beni çok ayakta tutuyor, çok mutlu ediyor. Bütün yorgunluğumu alıyor gibi konuştuğunuzda şimdi bu da aslında şu andaki gençlerin ya ne kadar zor iş yapıyor ama nasıl mesela bunu söyleyebiliyor demelerine de sebep oluyor. İyi ki söylüyorsunuz bunları. İyi ki bunları bir dile getiriyorsunuz ki hani insanlar her zorluğun içerisinde bir kolaylık, güzellik olduğunu görebilsinler diye söylüyorum bunu. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi şöyle burada aslında Murat Bey gençlerimiz nasıl bir yol izlerlerse sizin gibi olurlar. İsterseniz hani sizin gibi geçtiği bütün yollardan geçmeyip de hani daha kolay bir şekilde siz biraz daha belki de hani daha zor olan kısmıyla tamamlayaraktan şu andaki vazifenize geldiniz. Ama belki de şu anda bir yeri bitirdikten sonra başka bir şekilde daha rahat bir şekilde olunabiliyor olabilir. Biraz bahseder misiniz? Gençlerimiz sizi izleyecek olsa ilk önce nereden ne seçimi yapmaları lazım? Nasıl bir şekilde Hürkuş bünyesinde, TUSAŞ bünyesinde böyle bir görev alabilirler. Evet, şimdi bir kere test pilotluğuyla uçuş test mühendisliğini ayırayım. Bizim burada TUSAŞ'ta uçuş başkanlığı bünyesi altında test pilotlarımız var, bir de uçuş test mühendislerimiz var. Test pilotlarımız bizzat uçağı uçuran, uçağı test eden bizleriz. Bir de uçuş test mühendislerimiz var. Onlar da çoğu zaman yerdeki telemetri istasyonunda bizi uçuşta takip eden, zaman zaman da uçakta arkamızda, özellikle çift kişilik uçaklarda bizimle birlikte uçup bazı testlerde bize katılan, bu testlerin ana planlamalarını yapan, mühendislik faaliyetlerine yoğun bir şekilde giren arkadaşlarımız. Bunu ikiye böyle ayırmam gerekiyor çünkü test pilotu olabilmek için özellikle de askeri savaş uçakları, Hürjet, Hürkuş, Kaan gibi ya da işte Atak helikopteri gibi askeri savaş hava araçlarını test eden insanlar olabilmek için bir kere silahlı kuvvetlerde çok ciddi o hava araçları, o kategoride, o yüksek performanstaki hava araçlarında tecrübe ve deneyim kazanmış olma zorunluluğu var. Bu deneyim yoksa zaten test pilotluğuna başvuramıyorsunuz. Dolayısıyla
askeri bir pilotaj tecrübesi, savaş uçağı tecrübesi bunun için şart. Bunun üzerine bir de mühendisliğe ihtiyacınız var. İşte benim için bu İTÜ uçak mühendisliğiydi 91 yılında. Dolayısıyla bir de işin içerisine mühendislik disiplinini koymak zorundasınız. Çünkü tek başına pilot olmanız, bir uçağı iyi uçurmanız yetmiyor. İyi bir mühendis olmanız gerekiyor. İyi bir uçak mühendisi, iyi bir tasarım mühendisi ve o tasarım mühendislerine, Hürkuş'u asıl dizayn eden arkadaşlara bir tasarımcı gibi uçakta gördüğünüz, uçarak tespit ettiğiniz veriyi işleyerek onların anlayacağı dile çevirip uçakta neleri nasıl düzeltmeleri gerektiğine dair bir takım mühendislik geri dönüşleri yapmanız gerekiyor. Bunların tamamı test pilotu için aynı zamanda bir mühendislik becerisi de gerektiriyor. Bizi izleyen arkadaşların büyük çoğunluğunun askeri uçuş tecrübesi kazanma ihtimali çok olmadığı için ben işin uçuş test mühendisliği tarafına değiniyorum. Onun için üniversitelerin havacılık uzay fakültelerinden, bölümlerinden mezun olmanız yeterli. Makina mezunları arkadaşlarımız da var. Gerçekten havacılığa gönül vermiş olanlar ki bu yüzden şey çok önemli. Havacılığa gerçekten gönül vermiş olmak çok önemli çünkü havacılığa gönül vermeyen birinin böyle bir mühendisliğin altından kalkma ihtimali yok. Moral motivasyonu tamamen havacılıkla yoğrulmuş olmalı. Tek başına mühendislik gibi düşünmemek lazım. Ama eğer o havacılık aşkı insanın içinde varsa bunu mühendislikle birleştirerek burada bizimle Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi uçakların ki bunların varyantlarının geliştirilmesi önümüzdeki 30-40 yılı kapsayacak çok uzun vadeli bir aslında süreç. Dolayısıyla ya işte geç mi kaldık falan sakın böyle bir şey düşünmesinler. Biz şu an mevcut Türkiye'deki üniversitelerimizin havacılık bölümü mezunlarının sayısıyla yetinemiyoruz. Bize mezun ettikleri havacılık mühendisleri yetmiyor. Biz üniversitelerden daha fazlasını talep ediyoruz. Hatta bu yüzden işte Savunma Sanayi Başkanlığımızla birlikte geliştirdiğimiz Vizyoner Genç Kök Programı, Çırak Kalfa Yetiştirme, işte bizim Sky Discover, Sky Global gibi yaz staj, uzun dönem, kısa dönem staj programlarımız var. Daha ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta havacılık bölümü, makina bölümü, elektrik, elektronik, aviyonik bölümü öğrencilerini, mekatronik öğrencilerini, endüstri mühendislerini program yöneticisi olmak üzere tespit edip onları daha şimdiden burada nasıl bir dünyada onları nasıl bir dünyanın beklediğini anlatmaya çalışıyoruz ve tabii doğal olarak içlerinden de evet bizim bu çocukla yollarımız kesişmeli, bu çocuğun gözlerinde bu pırıltı var diye bir takım notlar aldığımız staj programlarımız var. Ben o yüzden sorduğunuz soru kapsamında gençler için buraya çok ciddi anlamda gayret sarf etmelerini ısrarla tavsiye edeceğim. Gelin, görün, kendiniz karar verin. Burada gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Gurur duyacağınız, her bir emeğinizin karşılığını alacağınız ve karşılığını kanlı canlı göreceğiniz ve ülkeye, millete, insanımıza cidden büyük faydaları dokunan işler yapıyoruz. O anlamda ben bütün gençleri bu işin bir parçası olmaya buradan davet ediyorum. Sevgili Murat Özpala, gerçekten beni o kadar iyi anlamışsınız ki biraz önce aslında söylemeye çalıştığım şuydu. Sizin gittiğiniz yollardan hepsine uğramasalar da daha kısa yol demiştim ya. Hani siz uçak mühendisi oldunuz ya. Hani demek istemiştim ki aslında arkadaşlar o tarafa uğramadan başka bir kolay yolu yok mu? Tam onun üzerine mühendis olmalı gereklerini hem de ki yerdeki mühendislerin çok da böyle uçuş sırasında pilotun fark ettiği, sadece pilotların fark edebileceği şeyleri yerdeki mühendislerin bile aslında pilottan ne olduğunu öğrenmeleri gerektiğini, onun da bir dile çevrilmesi, onların mühendisliğinin olması açısından son derece kıymetli olduğunu söyleyerek arkadaşlarımızı aslında mühendisliğe yöneltmiş oluyorsunuz. Ama aklımdan siz derken çok güzel bir şekilde şu geçti. Hani dedim ki aslında bu kadar dünyanın göz bebeği durumundasınız. Eskiye nazaran son yıllardaki Türkiye'deki havacılık gelişimiyle bence bütün dünyanın son derece gözümün üzerinde olduğu bir yerdesiniz siz. İstedim ki acaba gerçekten devamı için siz dediğiniz gibi yani arkadaşlar nasıl yetiştirilecek, nasıl bulunacak tam onun üzerine beklediğim şekilde açıklamayı yaptınız. Demek ki taş için TUSAŞ'a gelmeleri ve sizin o gözlerdeki parıltıyı fark etmeniz yeterli olacak. O çocuklarla yakın ilgilenmeniz açısından Murat Bey ne kadar üstün görevlerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Hani çocukları yakalamak, hani böyle tıpkı NBA basketboluna böyle seçerler ya, yaz
çocuklarına hangisi olacak diye draftlarda seçilirler. Aynen onun gibi siz de böyle gözlerinden hangisi olacak, şunu yakaladım, şunu yakaladım gibi. Ne kadar güzel bir fayda, ne kadar büyük bir iş diye düşünüyorum. Zaten şöyle bir şey var. Hani baştan niyet çok güzel olduğunda ondan sonraki her şey çok daha güzel, çok daha güzel oluyor. Buralara geldiniz. Tam da şu anda öyle bir durumdasınız ki bence. Hani gerçekten böyle korunması durumda olan kişiler olur ya. Herkesin koruması gerekir, iyi davranması gerekir. Ailesi iyi davransın, herkes işte Murat hocamız keyfi yerinde olsun. Hani niye böyle diyorum? Çünkü siz tamamen duygularınız rahat ve dingin olmalısınız ki bütün aklınızda, konsantrenizde bir de daha gelişmeler, 30-40 yıl o Kaan'ların gelişmesini sağlamak ve diğerlerinin, atakların gelişmesini sağlamak için güzel projeler ve testler yapabilirsiniz. Çok özel davranılması gereken insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Yayınımızın sonuna geldik aslında da son sözü ben size bırakmak istiyorum. O kadar güzel bir program oldu, o kadar çok mutlu oldum ki sizinle böyle karşılıklı bir programı yapmaktan dolayı. Bir kahramanı yakalamış olmak ne kadar büyük bir mutluluk verici benim için anlatamam size. Son sözleri size bırakıyorum. Gerçekten biz öyle görüyoruz. Bunu hani sadece sizin yüzünüze karşı söylemiyorum. Ne zaman böyle bir yukarıda sizden bir arkadaş görsem içimden geçen dualarım, dileklerim, isteklerim böyle o kadar güzel ki sizler için. Hiç tanımasam da sizleri çok güzel şeyler söylüyorum sizler için. Bundan emin olabilirsiniz. Son sözler size, buyurun. Çok mutlu oldum Kotan dostum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bazen soruyorlar abi bu işin sırrı nedir diye. İnanın birkaç tane cümle var bu konuda söyleyebileceğim samimiyetle ve kalpten. Haktan, hakikatten ve adaletten ayrılmamalı diyorum insan. Hür yaşamalı diyorum. Hür bir akıl, hür bir vicdan, hür bir fikre, fikir dünyasına, düşünce dünyasına sahip olmalı diyorum. Kimsenin etkisinde kalmadan İnsanlık tarihinin ortak evrensel değerleriyle oluşan bir yaşamı var, binlerce yıllık. O yaşamdan alması gereken dersleri alması gerekiyor diyorum ve oradan heybelerine gerçekten koymaları gereken, denenmiş, doğruluğundan emin olunmuş hakikatleri bulup onlara sarılmaları gerekiyor diyorum. Tabii zor zamanlar yaşıyoruz birçok açıdan. Hani dünyaya baktığınızda hani bazen ya bu dünya çıldırmış olmalı dedirten gelişmeler oluyor. Siyasi, ekonomik, politik vesaire. Tüm dünya aslında insanlık tarihi boyunca hep bu çalkantıları yaşamış ve yaşamaya da devam edecek. Lütfen genç kardeşlerim bu yaşanan çalkantılara bakıp da moralinizi, motivasyonunuzu yitirmeyin. Odaklanmanızı kaçırmayın. Hayallerinizi ertelemeyin. Hayallerinizin peşinden kendi kanatlarınızla gidin. Bizim zamanımızda Muhammed Ali çok güzel boks yapardı. Biz de gece maçlarını izlemeye kalkardık. Onun bir sözü var hiç unutmuyorum. Kanatları olmayanın özgürlüğünden bahsedilemez diye. Hayalleri olmaz diye. Gerçekten hem özgürleşebilmek hem de hayal kurabilmek için kanatlara ihtiyacınız var. O kanatları sağlayacak olan şey de hür bir akıl, hür bir vicdan, hür bir düşünce. Ne olur, ne olur her şeyi okuyun, her şeyi dinleyin, her şeyi değerlendirin ve belli bir süzgeçten geçirdikten sonra onların en güzelinin peşinden gidin. O içinizdeki ahlak, o içinizdeki ahlak pusulası ne tarafa dönmeniz gerektiğini size zaten söyleyecek, fısıldayacak sezgi yoluyla sezgilerinize güvenin sevgili arkadaşlar. Harikaydınız, harikaydınız. Gerçekten siz de şunu bilin ki hiç tanımadığınız insanlar sizin hayatta çok başarılı olmanız için, çok mutlu olmanız için sizler için dualar ediyorlar sevgili Murat Özpala. Bu da hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın. Bütün işleri çok güzel başaracaksınız. Bizim bütün bu dualarımız oldukça sizin arkanızda olduğumuz sürece bunu siz bizi tanımasanız da, görmeseniz de, bilmeseniz de, duymasanız da bunu yüreğinizden hissetmenizi istiyorum. Belki de hissediyorsunuzdur. Gerçekten dualarımız sizinle. Sizleri çok seviyoruz. Ekibinize, oradaki bütün bu ülkemiz için, dünyanın geleceği için bir taraftan kötülükler olurken bir taraftan da ülkemizin dünyanın iyiliğini baş aktör olarak çekeceği bu son dönemlerde olduğu gibi devamını getirmek için gece ve gündüz demeden var gücüyle hayatlarını ortaya koyarak çalışan bütün ekibe, herkese selamlar, sevgiler. Hayatınızın çok çok güzel geçmesini, çok başarılarla geçmesini, uzun ömürlü olmanızı ve hayat yapmak istediğiniz bütün başarıları TUSAŞ'ta gerçekleştirmenizi canı yürekten diliyorum ve dualarım bu yönde. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi ülkemiz adına çok büyük emekler sarf eden
inanılmaz ve görünmez kahramanlardan bir tanesiydi sevgili Murat Özpala. Bizlerle birlikteydi TUSAŞ baş test pilotu ve buraya gelmek hiç kolay olmadı hayatında. Ama geldikten sonra da işte tekrar gözünü kendisininle birlikte bu işleri yapacak olan yeni nesile dikmiş durumda. Stajlarınızı TUSAŞ'da yaparsanız onlar da mutlaka sizin gözünüzdeki pilotu göreceklerdir. Yayında ve yapımında emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.